Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi 4 tane güzel böyle baba tespim var. Onları tanıtacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şöyle hemen bir koç boynuzuyla başlayalım. Koç boynumuzun özelliklerine bakalım şimdi. Maskot boy yapılmış bir tespimiz, koç boynuzumuz. Evet, şöyle bir görselini aldık. Şimdi hemen özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Tespihimiz kırık imame yapıldı. Bakın şöyle kalın delik. Bayağı epey bir kalın delik. Şimdi fıçı kesim tabii, uçları yumuşatılmış. Tırakları şurada. Kaç taneli bakayım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 23'lü bir tespih arkadaşlar. 23'lü iri boy, günlük çekim için de ideal. Yani elinizde tutabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Şimdi ölçülerine bakalım. Ona 14 fıçı kesim bir tespihimiz arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şöyle boynuz olduğu için ışık geçirir. Şöyle bir de alttan bakalım. Lezzeti iyi arkadaşlar. Lezzeti güzel. Malzeme kuruymuş. Evet. Harika. Harika. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Evet, şöyle. Hemen şöyle kenara bırakalım arkadaşlar. Şimdi bir tane de böyle İri baba boy bir tespihimiz var. Bu tespihimizin de hemen detaylarına geçelim. Burada malzemesi var yanımda. Hemen göstereceğim. B011'den yapıldı. B011'den yapıldı. Çok iri boy bir tespih. Şöyle hemen bakalım ölçülerine. 15'e 17. 15'e 17 ölçülerinde bir resme göre çalıştık. Ama görünüş itibarıyla böyle geniş ağızlı, düz ağızlı yumurta dediğimiz geniş ağızlı olanına benziyor. Yani düz ağızlı yumurtaya çok benziyor. Çünkü sırt bombesi yumurta, ağzı alınmış, düz ağızlı yumurtaya çok benzeyen bir model. Bunun tabi şöyle bir bakıyoruz. Pala freni var burada. Ali Usta'nın kendine özgü pala freni. Kısa tok arkadaşlar, imame. Kalın delik. Malzememizin şöyle kaçlı yapılmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li yapılmış. Malzememizin şöyle bir durum söz konusu. Bakın malzeme şurada biraz koyu. Şurada biraz daha sarımsı, burada biraz daha pembemsi bir ton, krem tonu hakim. Malzeme tek parça arkadaşlar. Şimdi malzemeyi de göstereceğim. Malzeme demek ki biraz bekledi. Eskidikçe malzemenin kendisi de renk değiştiriyor. Şimdi bakacağız malzemeye. Beraber görelim arkadaşlar. Malzememiz bu. Bakın geleceği ilk renk burada. Görüyorsunuz. Çok güzel bir tona gelecek. Yani bu malzeme bu renge gelecek. Belki inanamazsınız. Bu malzeme bu renge gelecek. Ondan sonra işte eskidikçe kırmızı tonlarını almaya başlayacak. Malzememiz de bu arada eskidikçe renk değiştiriyor arkadaşlar. Sadece tespih değil, malzememiz de eskidikçe renk değiştiriyor. Şimdi malzemeye bakıyorum. Böyle şeyden çok belli olmuyor kameradan ama çıplak gözle baktığımda alt tarafları bu tarafı alt taraflarına denk gelmiş. Üst tarafı bu taraflara denk gelmiş. Biraz daha dediğim gibi hafif pembemsi bir ton barındırıyor üzerinde. Alt taraflar daha sarı. Yani malzememizi şöyle özetleyelim arkadaşlar. Malzememiz böyle kayısı rengine gelecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Harika bir tespih olmuş ama. Yani bakın. İri güzel bir tespih.
sahibine hayırlı olsun diyelim. Gerçekten çok güzel bir parça. Bayağı malzeme yiyor arkadaşlar ama yani bilginiz olsun. Tesbih iri ama normal bir 33'ten daha fazla malzeme gidiyor diyebilirim. Şimdi bir tane de şöyle B14'ümüz var elimizde. B14'ümüzün ölçülerini de söyleyeceğim size. Şimdi şöyle yakından bir bakalım. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Harika. Detaylara bakalım. Arkadaşlar kırık imame. Modelimiz zaten gördüğünüz gibi kesme, kalın delik. Ölçüleri 10'a 13 biliyorum. Yine bir bakacağım. Evet, 10'a 13 kesme model. Uçları yumuşatılmış. Böyle eli rahatsız etmeyecek şekilde yapılmış bir tesbih. Sertliği çok iyi arkadaşlar. Sertliği gerçekten çok iyi. B14 sıfırı yok abi. B14. Kırık imame, kısa tok gövde, dayanıklı arkadaşlar. Kırılma riski olabildiğince azalmış bir tesbihimiz. Şöyle elimize alalım. Sahibine hayırlı olsun. Çok güzel bir tesbih. Böyle şeffaf tarzda sevenlere gerçekten yakışan bir tesbih. Böyle çekimine bakıyoruz. Malzemenin sertliği çok iyiymiş. Bu arada gerçekten malzeme çok iyiymiş. Çıtır çıtır. Malzememiz kaldı mı bilmiyorum. Atölyeden bir teyit almam lazım. Ama bu sertliği bunun gibi olan, hemen hemen aynı olan başka malzemem var. Ne var mesela? Hemen bakayım size söyleyeyim. Ona en yakın B14 var. S92 var. B14, S92 ona en yakın arkadaşlar. Malzememiz şu anda burada mevcut. Bunu atölyeye sormam lazım. Bitebilir. Bazen çünkü arkadaşlar şey yapıyoruz, sipariş alıyoruz. Malzeme bitmiş oluyor. Sonra abilere dönüp ya malzeme bitti kusura bakmayın deyip anlayışlarını bekliyoruz tabii ki. Çünkü bazen kaçıyor. Değiştiriyoruz bazen. Yani öyle bir durum olmaması için biraz daha sıkı takip edeceğiz. Harika. Çok güzel ya. Çok güzel. Sesi çok güzelmiş. Evet. Bu da sahibine hayırlı olsun diyelim. Şimdi bir tane daha tesbihim var. Onu size göstereyim. 13'e 11 yumurta kesim. Kalınlık 13 olunca, boy 11 olunca böyle hafif tekerlek model çıkıyor ortaya. Çift renk tesbihlerimiz arkadaşlar. Şöyle detaylarını size göstereceğim. 13'e 11. Her zaman biz ölçümlerimize önce kalınlık, sonra boy yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önce kalınlığı ölçüyoruz, sonra boyunu ölçüyoruz. 13'e 11 o yüzden. Dediğinizde böyle bir şey çıkar. Yumurta da deseniz böyle bir şey çıkacak ama mükemmel bir şey çıkmış. Yani gören herkesin bayıldığı cilasız bir tesbihimiz. M14 malzeme, kalın delik, kırık imame. Şöyle duraklar 11'de. Yani bu şimdi bu malzemeler arkadaşlar çift renkliler normal renge göre bir tık fiyatı yüksek, bilginiz olsun. Çünkü hem ustayı uğraştırıyor hem malzemede biraz ziyana sebep oluyor, fireye sebep oluyor. Bir tık fiyatı yüksek, bilginiz olsun. Hani verecek arkadaşlar yani normal tesbihle aynı fiyat olduğunu düşünmesin. Evet, harika bir şey. Sahibine hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel. Şimdi bir bakayım abinin başka var mıydı bu tesbihle alakalı. 13'e 11 başka tesbih varsa gösteririm diyecektim.
Bir bakayım arkadaşlar. Evet, 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 evet. Evet, abinin bir tane daha sipariş var ama gelmemiş. Ve o geldiğinde bu tesbih bir daha abi hatırası olsun diye tesbih ile beraber göstereceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Harika bir tesbih. Çok güzel, çok güzel. Sahibine hayırlı olsun. Videoyu uzatmıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.